Elhamdülillah. İnnel hamdelillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِر۪ينَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Aziz Müslümanlar, Kayseri vilayetimizin binlerce, yüz binlerce insanımızın çalıştığı, milyonlarca insanımıza rızık temin ettiği organize sanayi içerisindeki Fevzi Mercan Camii'nin minberinden sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki dünyada kimseye muhtaç olmamak için çalışmamız gerektiği gibi çalışıyor. Ahiret hayatını hiç aklımızdan çıkarmadan ibadetlerimizi de ihmal etmeyerek Müslümanlığımızı en güzel bir şekilde yaşamaya gayret ediyoruz. Tebrik ediyorum sizleri. Şu anda burada bu muhteşem caminin içini hatta dışını tıklım tıklım dolduran siz kardeşlerime Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir ayeti kerimeyi ve sevgili peygamberimizin bir hadisi şerifini hatırlatmak istiyorum. Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى Ve çalıştığının karşılığını da görecektir, gösterilecektir onlara. Cenab-ı Hak helal yolda çalışmayı, meşru işlerde kazanmayı ve ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza helal kazanç sağlamayı hepimize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir Müslüman için elinin kazandığından daha hayırlı, daha helal bir kazanç yoktur. El emeğinden daha hayırlı bir kazanç yoktur
buyurmaktadır. Bu müjde hepimize. Elimizin emeğiyle kazanıyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize ikram ediyoruz. Rabbim sağlık, afiyet içerisinde hayırlı işler nasip eylesin değerli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimizin çok güzel bir müjdesi var. Buyuruyor ki, mahşer gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda, bazı rivayetlerde güneşin bir mızrak boyu yeryüzüne yaklaştığı ve beyinlerin fokur fokur kaynadığı o anda, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insandan birisi de kalbi gönlü camilere bağlı olan Müslümanlardır buyuruyor. Rabbim camilerden kalbimizi, gönlümüzü uzak eylemesin. Ayaklarımızı kesmesin inşallah. Hem bize hem neslimize. Hazreti İbrahim peygamberimizin bir duası var. Rabbi canni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbim beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle diye dua etti Hazreti İbrahim. Bizler, alnı secdeye gelen Müslümanlar, Hazreti İbrahim'in kabul olunmuş dualarıyız. Elhamdülillah. Bizler de neslimiz için, çocuklarımız için dua edelim. Diyelim ki ya Rabbi, çocuklarımı, evladımı, neslimi, zürriyetimi namaz kılanlardan eyle, alnı secdeye gelenlerden eyle ya Rabbi diye usanmadan, bıkmadan, ısrarla dua edelim. Duaları kabul eden Allah'tır. İşte sizler, büyüklerinizin, büyüklerimizin, Hazreti İbrahim peygamberimizin, Peygamber Efendimizin kabul olunmuş dualarıyız. Aziz kardeşlerim, işte hayır hasenat sahibi insanların yaşadığı Kayseri'de bugün yine bir hayır için buradayız. Bir hayır sahibi kardeşimiz İncesu'da bir güneş paneli işletmesi kurarak Kayseri'deki bütün camilerimizin enerji ihtiyacını kendisinin ve bütün geçmişlerinin ruhu için bağışlayacak bir tesis kurdu. Onun açılışını yapacağız inşallah bugün. Allah ondan ve bütün hayır sahiplerinden razı olsun. Kardeşlerim, bugün Aşure günü. Bugün Muharrem ayının 10. günü. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de saygı duyulması emredilen 4 aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz. Muharrem ayı Peygamber Efendimizin hürmete layık olarak nitelendirdiği mübarek bir aydır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak bize bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Birkaç gün, 2 gün, 3 gün neyse bu ayda tutulan oruç önemlidir. Sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan Muharrem ayı aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan
Kerbela hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbela hadisesi kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ızdırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Bu elim hadisede Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım diye sevdiği Hazreti Hüseyin Efendimiz ve çoğu ehli beytten 70'i aşkın Müslüman bir yudum suya hasret bırakılıp şehit edilmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Değerli müminler, Kerbela hadisesi bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbela her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela haksızlığın karşısında cesur bir duruşun, kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbela adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hazreti Hüseyin Efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir. O gün Kerbela'da şehit edilenler müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yad edilecektir kıyamete kadar. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahkum olmaya devam edecektir. Kardeşlerim, bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır. Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın muhabbetini her daim yüreklerimizde canlı tutmaktır. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in temsil ettiği değerleri hayata hakim kılmaya gayret etmektir. Bütün ümmeti üzüntüye boğan böylesi bir hadiseyi kin ve nefrete, ayrılık gayrılığa değil, birlik ve beraberliğe vesile kılmaktır. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. İlahi fermanına gönülden bağlı kalmaktır. Irkımız ne olursa olsun, rengimiz ne olursa olsun, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun, Müslüman ismini taşıyan herkes için bu duruş olmalıdır. Bu birlik, beraberlik olmalıdır. 1400 küsür sene önce olan bir hadiseyi biz ancak o hadisede yaşanan acı olayı anarız. Acı olayda başta Hazreti Hüseyin Efendimiz olmak üzere şehit olanlara rahmet dileriz. Ama o günün ayrılığını bugüne taşımayız. O günün kinini, nefretini bugüne taşırsak kıyamete kadar bu ayrılıktan, bu nefretten kurtulamayız. Yakamızı kurtaramayız. Bunun bilincinde olmalıyız. Hepsi bizim başımızın tacı. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan, Ehl-i Beyt'in her bir ferdi başımızın tacı, gönüllerimizin ilacı. Onlar Peygamber Efendimizin çocukları. O yüzden işte bugün birliğe, beraberliğe çok daha fazla ihtiyacımız var. İnnemel mu'minune ihvetün. Rabbimiz böyle buyuruyor. Müminler kardeştirler. Ancak kardeştirler. Fe aslihu beyne ahaveykum ve tegullaha leallekum turhamun.
kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Yanlış yollarda yürümeyin. Yanlış yapılan şeyleri sürdürmeyin. Bu demektir. Ki merhamet olunasınız. Aziz kardeşlerim, işte Rabbimizin bu ilahi hitabındaki din kardeşliğini yürekten hissedelim. Irk, dil, renk, mezhep ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin müminler topluluğu olarak omuz omuza verelim. Dayanışma ahlakımızı kuşanalım, geliştirelim her zaman. O zaman daha çok büyüyeceğiz, daha mutlu olacağız, daha huzurlu olacağız. Kardeşlik hukukumuza zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmalıyız. Bu vesileyle başta şehitlerin efendisi Seyyidü'ş-Şühedâ Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerparesi Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri olmak üzere hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Günümüze kadar şehitlerde ayrım yapmıyoruz. Terörle mücadele ederken askerimiz, polisimiz ya da normal vatandaşımız, binlerce, yüz binlerce şehidimiz var. Hepsine rahmet diliyoruz. Onlar ölüler değildir, diridirler. Fakat siz anlamazsınız. İşte bu ayeti kerimeye muhatap olan bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Aziz kardeşlerim, çocuklarımıza, gençlerimize dua etmemiz lazım. Minberde cuma esnasında yapılan dua, duaların en makbul olanlarındandır. Bu hafta sonu, pazar günü KPSS'ye girecek binlerce kardeşimiz var. Belki milyonlarca. Onlara başarı dileyelim. Ya Rabbi, kardeşlerimizi başarılı eyle. Zihin açıklığı ver, ömürlerini bereketle eyle. Kendilerine hayırlı kazançlar nasip eyle. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gure'el gur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Sadakallâhul azîm. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tazimen li nebiyhi ve tekrimen li fekameti şe'ni şerafi safiyyih, fegale azze ve celle min gailin muhbiran ve amira, innallaha ve melâiketehu yusallûne alen nebi, ya eyyühellezine amenu, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyt ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakt ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme ansuril İslame vel Müslimin. Allahümme ansuril İslame vel Müslimin. Allahümme ansuril İslame vel Müslimin. Allahümme ansur men nasara'd-din. Vaktul men hazale'l-Müslimin. Allahümme Rabbena atina fid-dünya hasene ve fil-âhireti hasene ve kina azâben-nâr ve edhilnel-cennete ma'al-ibrâr. Ya Azizü ya Gaffar. Velhamdülillahi Rabbil âlemin. İnne Allâhe ye'muru bil-adli vel-ihsâni ve îtâ'i zil-kurbâ
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fenalıktan, şerden, haksızlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.